Nevra Hanım, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Evime hoş geldiniz. Bizi misafir ettiğiniz için böyle bir dönemde biz çok teşekkür ederiz aslında. 1,5 metre var aramızda. Evet, dikkat ediyoruz. Laf etmesinler, seyirci hemen laf eder. Evet, ama böyle bir dönemde gerçekten sizinle birlikte olmak, karşılıklı konuşuyor olmak da benim için ayrıca bir keyif olacak, emin olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, nasıl geçiriyorsunuz bu pandemi sürecini? Vallahi yani söylemesi ayıp, o kadar dolu dolu geçirdim ki pandemi dönemini. Tabii ki kısıtlamalara belli bir şekilde uyarak. Bir tane televizyon filmi yaptım. Evet. 8 bölümlük ki sadece 8 bölümdü zaten. Aleyna ile bir dizi yaptım. Bir gençlik müzikal dizisi yaptım. Yani normal pandemi olmadığı zaman da bu kadar faal değildim. Enteresan bir şekilde ama hep çok dikkat ettim. Evet. 2005 yılından bu yana tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl sizin oldu. Ya. Ya bu zamana kadar tabii ki pek çok ödül aldınız ama eminim bu da özel ödüllerden birisi olacaktır sizin için. Neler hissettirdi size? Çok çok gurur verici, onur ödülü, Yaşam Boyu Onur Ödülü. Aynı zamanda İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden de Muhsin Ertuğrul ödülü aldım. O evet. da burada. O da çok yani çok heyecan verici bir ödül. Ve pandemi döneminde bu kadar kısır çalışmaların olduğu dönemde böyle ödüllerin gelmesi beni çok mutlu etti. Şöyle düşünüyorum. Herhalde 11 sene sonra belli bir yaştan sonra hala tiyatroda olabilmek, ayak üstünde durabilmek, sahneye çıkabilmek insanların kafasında bravo yani bu yaşta da hala sahnede durabiliyor neticesiyle yaşam boyu onur ödülleri çok çok geldi bu sene. 9 tane falan aldım galiba. Geçtiğimiz hafta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladık ama tabii bu yıl biraz buruk geçti bu gün bizim için. Siz de bir tiyatro bildirisi okudunuz. Evet. Ve tiyatro bildirisinde aslında bazı şeylere dikkat çektiniz. Yani pandemiyle birlikte gelişen belki biraz tiyatro kültürünün biraz daha dinamizmi, daha fazla açığa çıkması, dijital belki yayınlanması tiyatro oyunlarının. Buna da biraz parmak bastınız ve dediniz ki ya insanlar olduğu sürece tiyatro her zaman olacak, her zaman evet. yaşayacak. Bu süreçle birlikte gelecekte öngörünüz nedir? Tiyatro ile ilgili olarak mesela. Vallahi şimdi hep var ya bu söz dünya değişiyor, dünya globalleşiyor, dijitalleşiyor diye. Bence her konuda bu olabilir. Özellikle tıp dünyası için çok geçerli olabilir ama bence sanat dünyası ve özellikle tiyatro dünyası için çok geçerli bir şey değil diye sanıyorum. En son hafta bizim de oyunumuz dijital platformda yayınlandı. Ve tabii seyredenler, Nevra biz seni gelip oyunda da seyretmiştik. İnan ki hiç aynı şey değilmiş elbette. Denildi ve yani ben kendim de öyle hissediyorum. Çok enteresan bir şey. Mesela bu pandemi sürecinde İngiliz Kraliyet Tiyatrosu da bütün en klasik, en çok oynanan ve en güzel bu seneki oyunlarını da dijital platform üzerinden yayınladı ve ben seyrettim. Ay, hiç aynı duyguya kapılmadım ki. Çok önemli aktörler oynuyor. Ay hiç heyecanlanamadım. Şimdi televizyon dizisi ya da sinema seyretmeye ekranda o şekilde alışmışız da bir tiyatro oyuncusunun ve tiyatronun o şekilde ekrandan size dijital olarak gelmesi o his geçmiyor değil mi? O his bir şekilde geçmiyor. Yani o yüzden kendi oyunum da geçmiyordur diye düşünüyorum. Yani bence çünkü o bildiride de söylendiği gibi insanla insana yapılan canlı yani neredeyse uzansanız aktörü tutacaksınız bir platform bu tiyatron üzerinde oynamak. Yani bu böyle gitmeyecek nasılsa düzelecek diye düşünüyorum. Mühim olan sağlık sıhhat bunu yurdumuza kavuşturduğumuz sırada. Belki de büsbütün bu sefer büyük bir istekle bütün salonlar öyle olacağını çok eminim. Dolu dolu evet. Sinema salonları mesela sinemaya da çok özlem iki senedir çekiyoruz. Onun için çok büyük izdiham olacak diye düşünüyorum. Siz hep söylüyorsunuz aslında benim için sahnede olmak nefes almak. Aynen öyle. Gibi evet. diyorsunuz, yaşamak diyorsunuz. Evet. 11 yıl aradan sonra pandemiden önce devam ediyordu oyununuz Ağaçlar Ayakta evet. Ölür. 11 yıl aradan sonra böyle bir oyuna dönmenizin sebebi neydi? Oyunun
biraz böyle iyilik ve sevgi kavramına yoğunlaşması mı sizi cezbetmişti? Aslında 11 yıl neden dönmediniz diye sor. 11 yıl neden dönmedim? Çünkü oynayacak oyun bulamadım. Ama bu sırada faal olmadım mı? Oldum. Ama evet. Şöyle oldu. Gelen senaryoları, tekstleri beğenmedim. Yaşıma uygun bulmadım, tipime uygun bulmadım. Veyahut da oynanmış eski oyunlardı. Hoş bu da oynanmış eski oyun ama kaç senenin oyunu. Bir de daha çok Ankara'da oynanmış bir oyundu. Yani sanki seyirci yeniden gelsin ve yeniden keşfetsin bu oyunu diye. Çok enteresan. Mesela arkadaşlarıma Ağaçlar Ayakta Ölür'ü oynayacağım dediğim zaman ay harika diyorlardı. Konuyu hatırlıyor musun diye soruyordum. Hayır, hiçbir şekilde hatırlamıyorum ama çok güzel oyun olduğunu hatırlıyorum diye cevaplar alıyordum. Yani oyunun konusu hakkında fikirleri yok ama gidip seyrettikleri zaman çok beğenerek çıktıklarını hatırlıyorlardı. Çok enteresan gelmişti bana bu. Ve oynadığım zaman da aynı kişiler oyunu gelip seyredip çıktığın andan itibaren oyunu hatırladık diyorlardı. Yani insanların üstünde çok tesir etmiş bir oyun. Çünkü finali çok muhteşemdir. Ama biz bunu daha light motifli, daha hoş, daha komedisini çıkararak oynamaya çalıştık. Çok dram gibi oynamaya çalışmadık. Çünkü yazar da öyle yazmamış yani. Çok komik bölümleri de vardı. Nedim Saban'ın çok güzel bir rejisiyle, çok ilerici, atılımcı bir rejiyle ve de sahne dekoruyla o kadar güzel başladık ki ilk günden itibaren, ocağın üçünden itibaren ben hep dua ediyordum. Allah'ım ne kadar akıllı kadının bu oyunu seçtim, oynuyorum diyordum ama sonradan ne kadar akıllı kadın değilmişim. Bu seneyi mi buldum demeye başladım. Evet, biraz kötü bir zamana kötü geldi. Bir pandemi yani, denk geldi. Her işin içinde bir hayır vardı. Belki de bunu yaşamak gerekiyordu. Yaşadık. Şimdi her şey bittikten sonra yeniden oyuna dönmek bence çok daha keyifli olacak. Evet, onlarca karaktere hayat verdiniz. Pek çok dizide, sinema filminde, tiyatroda rol aldınız. O karakterlerde hatta bir röportajınızda şunu okumuştum. Adımı unuturum ama ilk oynadığım rolü unutmam demiştiniz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En son oynadığım piyeste dün bana sordular kimdi senin adın neydi diye. Yok hatırlamıyorum. Ama Gül Hanım, hatırınızda. Çünkü düşünebiliyor musun? Tiyatroya adımını attığın piyes ve karakter. Evet. Profesyonel. Hayata adım attığınız rol. İlk tiyatro sahnesinde Dorman'de çıktığım piyesteki kadının elbisemi de hatırlıyorum. Çizebilirim yani. Bazı karakterler sizi değiştirir, dönüştürür ya. Var mı öyle yani karakter? Çok tesir eden karakterler var tabii. Çılgın Son Bağırdaki kadın, Durdurun Dünya İnecek Bağırdaki... Bütün bak orada da Ilse Mercedes Alman kadın, Anya Moskovic de Rus kadın tiplemesinin adıydı. Müvekkilimi kocası yarışlardan 14 milyonu kazandığı zaman karısına birkaç ıvır zıvır almış, kendisine de 12 milyon liraya bir yarış atı almıştır. At kafa. Aldığı atı eve getirmiş fakat evde ahır olmadığından... Olur mu bu, nerede yapıyor bu? Bilemeyeceğim. Atı eve getiriyor, salona sokuyor ve yemek masasının bacağına atı bağlıyor. İtiraz ediyorum. Ata mı? Hayır, avuk ata. Buyurunuz. Oyunlar biraz da pandemiyle birlikte dijitale döndü. Eski oyunlar dijitalde, YouTube'da izleyebiliyoruz eski oyunları. Aslında tiyatro severler için bir anlamda güzel de bir şey. Yani hiç ulaşamayanlar için ya da eski oyunları merak edenler oradan izleyebiliyorlar. Tabii. Bununla birlikte şimdiki yeni nesil, Z kuşağı dediğimiz yeni nesil de sizi daha iyi tanımış oluyor. Ve Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyunlarını örneğin izlemiş oluyor ki hala güncelliğini, esprileri hala güncelliğini koruyan oyunlar bunlar. Bu size ne hissettiriyor? Eski oyunların tekrar yeni kuşakla buluşuyor olması. Tabii ki yeni kuşağın bizi takip edebilme şansı ancak bu dijital dünyayla, işte benim Sihirli Annem'in oynaması... Çektiğim filmlerin oynaması, bunlar tabii Kemal Sunal filmleri çok çok önemli. Ama tabii gönül ister ki Z kuşağı da belli bir formasyona geldikten sonra oynadığın tiyatro oyunları ve tiyatroculuk kişiliğinle seni hatırlayabilmesi. Bu da onların daha çok tiyatroya gitmesine sebep olur. İnşallah ileride öyle olur. Çok fazla tabii oyunda rol aldınız. Dorman Tiyatrosu, Çevre Tiyatrosu. Çok önemli isimlerle birlikte sahne aldınız. O neler kaldı belleğinizde, anılarda?
Valla çok anılarım çok benim yüklüdür ve de şeydir, renklidir ve de canlıdır. Evet. Her anını gayet güzel hatırlarım. Hiçbir katıldığım oyundan ya da tiyatro birikiminden hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Kabare oynadım, müzikal oynadım, komedi oynadım, dizi oynadım, dublaj yaptım, film çevirdim. Yani aslında şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman her istediğimi yapmışım. Hepsinden keyif almışım. Keyif almadığım hiçbir şey olmamış. Sunuculuk yapmışım, şey yapmışım, gece kulübü şovu yapmışım 3 tane. Onu da gazetelerle küpürleri karıştırırken hatırladım, gördüm. Gece 2'den sonra başlayan kabare ve şey yapmışım, şovlar yapmışım. Nevra Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar. Bakın gene bir pandemi döneminde hep birlikteyiz. Bir kültür sanat programı, kültür ve sanata değer verdiğiniz, bunu söylemek istiyorum kanalınızda böyle bir yer açtığınız için çok teşekkür ediyorum bir sanatçı ve iyi bir seyirci olarak.